Efendim merhabalar. Yepyeni bir kitap kafe programıyla daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili seyirciler, Kanal 42 ekranlarındayız. Efendim her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz toplumsal ve kültürel alanda yapmış olduğu çalışmalarla bilinen Gönül Gözü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı, aynı zamanda yazar ve şair Derviş Ahmet Şahin Bey. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun yoğun bir koşturmaca da dernek çalışmalarına devam ediyoruz. Peki hocam, bizi kırmadınız, geldiniz bu yoğunluk arasında. Hem engellilerle ilgili de evet. Koşuşturuyorsunuz. Aynı zamanda yazarlık vesaire, şiir akşamları. Evet. Bugün de bize zaman ayırdınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biz programımıza başlamadan önce sizin ağzınızdan sizi şöyle bir tanıyabilir miyiz? Kendimi kısaca tanıtmak gerekirse, evet. 24 Nisan 1984 Konya Yunak doğumluyum. Hı hı. İlkokulu Hursunlu İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Yunak Anadolu Lisesi'nde tamamladım. Hali hazırda şu an Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Halk ve İlişkiler bölümünde de örgün öğrenci olarak eğitimime devam ediyorum. Evet. Bunun yanı sıra Ocak 2011 tarihinde itibaren kurucusu ve başkanı olduğum Gönül Gözü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde engellilere yönelik toplumsal ve kültürel çalışmalar yapıyorum. Evet. Yine bunun akabinde Selçukya Kültür Sanat Derneği'nde genel koordinatörüm. Oradaki her hafta veya 15 güne bir konuşmacıları misafir ediyoruz. Yine bölgesel bir dernek olan Turguteli Kültür Sanat Derneği'nin de kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olarak dernek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocam maşallah, ne kadar aktifsiniz. İşte STK alanında yoğun bir çalışmalarımız evet. sürüyor. Yine bunun yanında beraber çalışma sürdürdüğümüz en az 10 dernek daha var maşallah. diyebilirim yani. Evet. Hocam o derneklere biraz sonra geliriz inşallah. Fakat biz bugün kitaplardan konuşalım evet. mı? Şiirlerden bahsedelim, şairlikten bahsedelim, edebiyattan bahsedelim. Evet. Şimdi şiir deyince akla bazen hani basit şiirler gelebiliyor ama hani şiir biraz kolaymış gibi gösteriliyor. Fakat değil. Şiir yazmak o kadar farklı bir duygu ki, değil mi hocam? Hani çok şiir çok farklı bir kavram. Şiiri yazarlıktan hocam ayıran kavram nedir? Ya şiir... Çünkü hocam şiir duygusal, yani yoğun duyguyla yazılan bir şey, değil mi? Evet. Ve en zor olanı da bu diye düşünüyorum. Tabii ki. Ben şöyle tanımlıyorum. Ya şiir Anadolu insanı gibi saftır. Değil mi? Çünkü Anadolu'da her insan bir şekilde şiirle tanışmıştır. Gerek ortaokul, lise yıllarında, üniversite hayatında birine sevdalanmıştır, ona şiir yazmıştır. Askere gitmiştir, askerde yalnız kalmıştır, gurbeti özlemiştir, ona şiir yazmıştır. Hep bir duygu gurbete çalışmaya gitmiştir, ona yazmıştır. Hı hı. Birine aşık olmuştur, karşılık bulamamıştır, ona yazmıştır. Birinin arkasından ağıtlar yazmıştır. Yani şiir aslında bizim Türk edebiyatında da en köklü, en eski kavram. Evet. Biliyorsunuz Sakalar'daki Alper Tunga'ya ağıt şiiri eskiden lise kitaplarımızda da vardı. İşte Alper Tunga öldü mü, sız acım kaldı mı, ötek öçün aldı mı, indi yürek yırtılır diye. Yani sözlü edebiyattan, bakın bundan 20 asır, 25 asır öncesinden bugüne kadar ulaşmış bu şiir. Yani sözlü edebiyattan yazı hala icat edilmemişken evet. Nesilden nesile söylenerek gelmiş ağıtlar, türküler halen devam ediyor. Evet. Onun için şiir bana göre de
şiir insanın miracıdır. Yani insanın hayal dünyasıdır. Çünkü her insanın bir şekilde şiirle bir tanışıklığı olmuştur. Olmuştur. Kendi yazamasa bile başkalarının şiirlerini ezberlemiştir. Ki zaten şiir yazmak ayrı bir sanat, okumak ayrı bir sanat. İkisi de birbirinden ayrı bir sanat. Evet. Bu bağlamda da ben ilk şiirlerimi ilkokul 5. sınıfta yazmaya başladım. O serüvende şöyle oldu. Sizin hocam şiir renginiz neydi? Aşk mı? Nefret mi? Ben şu an itibariyle yazdığım hiciv şiirleriyle tanınıyorum. Yok, ilk yazdığınız şiirden bahsediyorum. İlk yazdığımız şiirler kahramanlık şiirleri, evet. Tarihsel şiirler. Çocukluktan. Ben çok okuyordum. Tarihi romanlar okuyordum o dönemde de. Okuduğum romandan sonra da esinlenip o romanın kahramanından esinlenip veya tarih kitaplarından esinlenip şiir yazıyordum. Mesela ilk yazdığım şiir de Selçuklu'nun Sultanı Sultan Alparslan, Malazgirt'te destan yazdı Sultan Alparslan diye. O bayağı iddialı bir şiir olmuş o zaman. Yani Sultan Alparslan'a bir şiir yazmıştım. Evet. Yani ilk şiirim o 1995 yılında. Tekabül 25 sene önce. Daha sonra da yine kahramanlık şiirleri ile devam ettim. Şimdi daha çok yalnızlık, isyan, hiciv üzerine yani içerisinde bulunduğum haleti ruhiye onu göre evet. Şiirler üretmeye devam ediyoruz. Hocam insan şiir yazdığı zaman hani bazen biz de zaman zaman yazabiliyoruz ama tabii sizler kadar bir yazar kadar yazamayız. Şöyle mi oluyor hocam? İçinde bulunduğu duruma göre şiir yazıyor değil mi? Yani içini bir şekilde şiir olarak kaleme dökmek oluyor. Tabii yani şiirle avunuyorsun, rahatlıyorsun yani evet. Deşarj oluyorsun. Yüreğinden ne varsa işte isyan varsa, sitem varsa, sevgi varsa, nefret varsa ne varsa onu kağıda döküyorsun. Yani yüreğinden kağıda dökülen damlalar şiir. Evet. Ben öyle diyorum. Evet öyle hocam haklısınız. Bir de şöyle günümüzde gelmiş geçmiş birçok büyük şairlerimiz var. Şöyle bir şey geçen aklıma geldi hocam. Bir yerde bir yazı okumuştum. Şairler yaşıyorken ünsüz harfle yazılır şair, öldükten sonra ünlü harfle yazılır. Yani ben şuradan şunu çıkarttım. Yani yaşayan şairler acaba kıymeti bilinmiyor mu? Öldükten sonra mı daha çok kıymeti anlaşılıyor? Şöyle söyleyeyim. Ya bu söz bunu mu çıkarıyor hocam? Evet, kesinlikle onu çıkarıyor. Fakat şimdi bu şairde, yazarda yani insanda da öyledir. Yani bu evet. Aslında kaybettikten sonra kıymeti tabii anlaşılır. Tabii her şeyi kaybettikten sonra kıymeti anlaşılır. Yani bu sadece şaire, yazara, siyasetçiye, sanatçıya, futbolcuya has bir terim değil. Ya bazı insanlar sağlığında o vermiş olduğu, yapmış olduğu işlerin karşılığını görememiştir. Ha. O işleri bir karşılık görmek için mi yapmıştır? Hayır. Ama bazı insanlar ise işte popülariteyi yakalamış, hayatında bir ivme kazanmıştır. Yani bu böyle oluyor. Evet. Mesela şeylere baktığımız zaman bugün Aşık Veysel döneminde ne kadar insanlar kale almış. Ya da ne kadar tanıyorlardı. Veya ne kadar tanıyorlardı. Ki Aşık Veysel ilkokul bile okumamış. Hı hı. Gönül gözüyle ilham alıp veren bir insandı. Aynı zamanda görmüyordu bir de. Evet, görme engelli. Evet. Ama şu an Aşık Veysel'in hayatını eserlerini inceleyerek doktor olup profesör olan bir sürü insan var. Yani işin garipliği de, ilginçliği de böyle. Yani yine Muharrem Ertaş'tır, değişik isimlerdir. Yani sağlığında bu isimler sadece o zaman geçimini temin etmek için veya
Allah'ın ona vermiş olduğu o ilhamı etrafındaki insanlara söylemiş, okumuş insanlar. Ama kıymetleri ne zaman anlaşıldı? Öldükten sonra. 50 sene sonra, 20 sene sonra bu insanların büyük bir değer olduğu anlaşıldı. Aynı şekilde şunu da örnek verebiliriz. Mesela Konya'da meşhur Kör Ahmet namıyla bilinen Ahmet Özdemir de öyle. Evet. Yani sağlığında kıymeti bilinmedi ama şu an onun yerini doldurabilecek bir insan yok. Ve arkasından da bir vefa gösterilmedi. Evet. Ne şehrimizin ileri gelenleri, hı hı, ne de kültür sanat camiasının duayenleri gibi. Yine bunu bir örnekle daha bitireceğim. Yine bugün Konya'nın yetiştirmiş olduğu büyük bir değer olan Ali Rıza Konyalı İzmir'de bir huzur evinde yaşamını devam ettirmekte. Yani sanat, kültür, sağlık, ölüm. Yani bu sadece şairlere has değil, kıymet bilinmemesi. Evet hocam. Totalde bütün insanları kapsıyor diyebiliriz. Evet evet, ünlü ressam Picasso var bilirsiniz. O da sağlığında hani öldükten çok sonra kıymeti bilindi. Mesela Picasso resim yapar, tablo yaparmış. O kadar fakir ki yani yapıp koyuyor. Bir süre sonra ısınmak için. Yani kimse kıymetini bilmiyor, kimse alıp hani bakmıyor, ilgilenmiyor Picasso'nun resimleriyle. Alıp onları yakarak ısınırmış Picasso. Öldükten çok uzun yıllar sonra Picasso'nun da kıymeti bilindi ve şu anda milyarlarca lira söz konusu tabloları. Evet. O zaman bizim mayamızda var hocam, insanın yapısında var. Şöyle hani az önce dedik ya, yani konumuz da bu. Şairler yaşarken değil de öldükten sonra kıymet biliniyor. O zaman biz insanların yapısında mı var? Sağlığında kimse kimsenin kıymetini bilmiyor. Evet. Öldükten ya, sonra her şey, elimizden gittikten sonra. Yani sizin sağlığında insan kendi sağlığının bile kıymetini bilmiyor. Elbette. Gittikten sonra anlıyor. Evet, yani, elimizden uçup gittikten sonra. Evet, yani bir şeyi kaybettiğimizde onun değerini çok iyi anlıyoruz ama geriye zamanı geriye çevirme şansımız yok. Yok, öyle bir şey yok. O yüzden anımızın değerini bilmek gerekiyor. O yüzden yapmış olduğumuz işlerin ve yapılan işlerin değerini bilmeli ve insanlara ölmeden önce vefa göstermemiz gerekli diye düşünüyorum. Evet. Hocam, kitabına da gelmek istiyorum. Şiir ve hicivlerden oluşan kitabınız, evet, okurlar tarafından çok büyük beğeni aldı ve takdir topladı. Evet. Bu kitaptan konuşalım. Öncelikle şunu sormak istiyorum hocam, bilmeyen seyircilerimiz de vardır. Hicivi bir açıklayabilir miyiz? Hicivin anlamı nedir? Hiciv genel itibariyle taşlama ve yerme şiir. Karşılıklı olur. Yok, hayır. Taşlama ve yermedir. Bir insanı yerme sanatıdır. Aa, yerme olarak da. Evet, onu bilmiyordum. Yani çünkü bugün bunun daha büyük örnekleri Neyzen Tevfik, Şair Eşref ve Nefi gibi hicivciler Türk edebiyatında önemli yer tutar. Evet. Şeyde de kitap bitirdikten sonra, bu benim seçme şiirlerim. Hı hı. Rahmetli Seyit Küçükbezici'nin ön sözüyle Allah rahmet eylesin yazıldı. Onu da buradan tekrar rahmetle yad edelim. O beni daha hicivin tatlı sularında dolaşıyor diye yazmış kitabın ön sözünde. Biz de daha tatlı sularında dolaşıyoruz. Evet. Yani o konuda ama ben hiciv konusunda arkadaşlarım, yakın çevrem bilirler. Bu yazmış olduğum şiirlerde bayağı sıkıntılar da yaşadım. Ne gibi sıkıntılar? Ne gibi sıkıntılar? Hicvettim. Karşı taraftan. Büromu bastılar. Hicvettim. Pusu attılar. Hicvettim. Neler aman yani. Bu bağlamda da hiciv aslında güzel ve tehlikeli bir sanat dalı. Evet, yani evet, aslında evet.
Biliyorsunuz. Burada ölçü ne olmalı hocam o zaman? Hani zor bir sanatsa. Ya ölçüsü şu aslında şöyle. Hani hiciv denilince bu hakarette olarak da algılanmasın. Şimdi nefi biliyorsunuz Osmanlı döneminin 4. Murat döneminin büyük şairlerinden. Nefi'nin de mezarı yoktur hiçbir yerde. Sadece burada Mevlana'da makamı vardır. Evet. Hicvediyor, taşlıyor. Tabii birçok kez ceza alıyor. Fakat padişahın yine affına, 4. Murad'ın affına mazhar oluyor. En son yine idam emrini veriyorlar. Celladı biraz tam asacak. Siyahi bir cellat. Bekliyor acaba padişah yine affeder mi son zamanda diye. Evet. Diyor ki tabii bu ara terliyor zenci O terleyince mürekkebin üstüne teri akıyor. O da siyah düşüyor. Evet. Diyor ki herhalde diyor mürekkebiniz damladı diyor şeyin üzerine. Celladını bile hicve diyor yani evet, o gönülde. Evet evet evet. Ve boynu vuruluyor yani o şekilde. Keskin bir şiir dalı. Evet. Yani bu bağlamda da bizimkiler tabii yazdığımız yerlerde keskin oluyor ama mümkün mertebe törpülememi çalışıyorsunuz. Törpülemeye çalışıyorum. Şimdi kitabı aldım hocam elime rastgele çevirdim. Burada bir hicif çıktı. Şiir. Okuyayım mı bunu ben? Evet. Erkekler Dağlar. Ha, o hicif değil o yalnızlık. Yalnızlık olarak. Yalnızlık şiiri. Direkt elime bu geldi bunu okumak evet, istiyorum evet. Hocam. Okuyayım mı izninizle? Tabii ki. Bu arada az sonra sizden bir şiir dinlemek istiyorum. Ben hani sizler gibi güzel şiir okuyamıyorum. Elimden geldiğince şöyle okuyayım. Erkekler de ağlar. Anladım ki sadece kadınlara has değilmiş ağlamak. Üst üste eklenince sıkıntılar, merhem bulmayınca yaralar. Galibiyet beklediğin hayat arenasında mağlubiyetle sonuçlanınca olaylar. Zor gelir o an insana yaşamak. İsyankâr olur Tanrı'ya, kahreder feleğe. İşte bu olumsuzluklar anaforunda annesini yitirmiş bir Sabiye misal. İki damla yaş belirir göz pınarlarında. Tarifi imkansız duygular kaplar yüreğini. İşte o zaman olmayacak olur. Yani yiğitliğin, erliğin şanına tezat. Gün olur, an gelir, erkekler de ağlar. Teşekkür ediyorum. Kaleminize sağlık hocam. Sizin de yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Hocam erkekler de ağlar değil mi? Evet ağlar. Neden bunu gizliyorlar? Ya yani böyle ağlamayı sadece çocuklara veya bayanlara has bir şey olarak mı göstermek istiyorlar ya da erkekler hani sözü açılmışken erkekler ağlayınca kendilerini güçsüz gibi görünmelerinden mi korkuyorlar? Halbuki onlar daha çok ağlıyorlar. Olabilir. Yani değil ama mi? Yani ağlamak da farklı bir deşarj olma tabii ki de aracı. Duygu birikimidir. Tabii ki de. Yani bu bağlamda ama tabii erkekler ağlamasının görülmesini istemiyorlar. İstemez yani çünkü erkekler ama ağlar. Erkekler de ağlar. Her insan ağlar. Hocam yani. Bugün baktığımız zaman bir kedi köpek değil mi internette görüyoruz. Acı çekmiş hayvanlar bile gözlerinden yaşların aktığını görüyoruz. Evet. Mesela ben bu göndermelerimden bir tanesini evet buradaki göndermelere bakalım. Yapayım. Tabii şimdi buradaki şiirlerin hepsinin ayrı bir hikayesi var. Evet. Şimdi bu 4. Aranıyor şiiri 2013 yıllarında. Kaçıncı sayfa hocam ben de bakayım. 53. sayfa. Tamam. Konya'da bir siyasi parti. Biliyorsunuz siyasi partilerin Konya'da 3 tane, Konya'nın 3 merkez ilçesi var. Bir tane de il teşkilatı var. 4. Onlar bir 4'ü oluşturuyor. İl tamamlanmış, 2 ilçe tamamlanmış ama ilçenin birine ilçe başkanı bulamıyorlar istedikleri şartta. Ben onlara bir atıfta bulunmuştum. Dedim ki
3 kişiyle ne okey oynanır ne iskambil. Kareyi tamamlayacak 4. aranıyor. Bu öyle alelade basit bir oyun değil. Bize uyum sağlayacak 4. aranıyor. Gerçi şartlarımız var, öyle herkesle olmaz. Her önüne gelenle oturup kare kurulmaz. Kuralları biz koyarız, kimseler de karışmaz. Kabul edenler gelsin, 4. aranıyor. Ne yaparsam yapalım, onu kabul edecek. Yaptığımız hileleri görmezden gelecek. Oyunda kazanırsa yazbozda kaybedecek. Şartlarımıza uygun 4. aranıyor. Sandalyeye oturup boşluğu dolduracak. İskambili karıştırıp ıstakayı tutacak. Akıl bizde çok zaten. Cebi dolu olacak. Egolarımıza sponsor 4. aranıyor. Paşazade meraklanma, arayan bulur elbet. Kaybetmeye meraklı alık dolu memleket. Pişmanlık fayda etmez, gaza gelme, dikkat et, rolünü tamamlayacak 4. aranıyor. Yani şimdi bu şiiri normalde siz okusanız dersiniz, bu bir oyun karesi için yazılmış şiir zannedersiniz. Evet. Ama bunu yakın çevrem, beni takip edenler bilir. Farklı maksatta yazılmış bir şey. Ve taş da gitmiştir zaten. Ulaşmıştır. Tabii ki. Hocam şimdi izninizle reklama gideceğiz. Tamam. Reklamlardan sonra konuşalım bu hicivi. Tamam. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Kitap Kafe'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Derviş Ahmet Şahin. Hocam az önce okuduğumuz hiciv, şiir değil hiciv. Evet. Bu bayağı iddialı bir şiir olmuş, hiciv olmuş. Bunu yazdıktan sonra size nasıl tepkiler geldi? Yani konunun mefhumları, bayağı bir sert olmuş. Durumu anladılar. Evet. Sert bir şiir o. Yani aslında bakıldığında şimdi insanlar, ben hicivle uğraştığım için, ya yani normal bir şiir yazıyorum. Burada kime taş attın diyorlar. Yok diyorum. Herkes kendisinden bir şey çıkarıyor mu oradan tabii hocam? Tabii ki. Hani şey mi? Hani bana mı yazdınız falan diye. Yani kesinlikle eğer karşındaki insanlarla bir husumetin, aranızda bir olay geçmişse, insanlar kendi üzerlerine alınıyorlar. Hiç alakasız şiirleri. Alakasız. O zaman hocam sizi kızdıran birisi olduğu zaman hemen hiciv mi yazıyorsunuz? Evet. Biraz öyle olmuş. Yani şimdi daha önceleri, yani bir birkaç seneye kadar öyleydim. Ha, kızınca yine yazıyorum. Ama hicivin önemi şudur. Özelliği. İçinde ismini, yani kişiyi tarif edersin, sadece bir ismini yazmazsın. Yani zaten bir, akıllı olsa, hani akıllı olan anlar oradan kendisinden bahsedildiğinden. Yani yine şeyde, buradaki hicivlerden birisi, cüzdanı şişkindir, giyimi düzgün, her şeyi para sanır bizim efendi. Her kime sorsanız şahsından bezgin, lakin umursamaz bizim efendi. Olmayanı hep olmuş gibi söyler, üç lafın ikisinde kendini över. Yalanda vallahi teyoyu geçer, hatta ondan da ustadır bizim efendi. Özü ile sözü birbirine tezattır, koltuk için ona her yol mübahtır. Gösterişi çok sever, sadelikten uzaktır, riya denizinde yüzer bizim efendi. Kelamı şirindir, bünyesi narin, İpiyle kuyuya inilmez velakin. Kincidir, belli etmez, mizacı sakin, Brütüsçe hançerler bizim efendi. Paşazade'nin kalemi fazlasını yazmaz, yarası olmayan
yazdığımdan gocunmaz. Herkes bilir ama kimse üstüne basmaz. Elbette kendisini tanır bizim efendi. Hadi bakalım, buyur buradan. Yani bu şiirde yine benim yakın çevremde ses getiren şiirlerden biridir. Yani eğer... Bu da herhangi bir kişi için yazılmış tabii bir şey değil mi? Tabii herhangi bir kişi şunu için. Şunu çok merak ettim hocam. Bunu yazdığınız kişi gocunup da, hani şiirin sonunda yazıyor ya Hicim'in, evet, son satırda. Gocunup da gelip dedi mi size, bunu bana mı yazdın? Evet dedi. O zaman tam yerine ulaşmış okunuz. Tabii ki yani şimdi hicivler, yazdığım hicivler yerine ulaşıyor. Bazen 3-5 kişi bile birden üzerine alınabiliyor. Yani bana mı yazdın, bana mı ima ettin gibi oluyor. Ama şeyi şu... isim yazmadığımız için yani ortaya yazılan şeyler. Bir sorumluluğunuz yok. Bir sorumluluğumuz evet, yok yani. Evet evet. Yani insan mahkemeye verse delil bir şey, yok ortada, bir şey delil yok, edemez değil yani mi? Onun için hicim sanatı da böyle güzel ama tehlikeli. Eğlenceli ama güzel bir şey. Tehlikeli bir tehlikeli, sanat evet, yani bu bağlamda da. Peki Derviş Hocam, şairlik dedik, şiir dedik. Siz kimleri okursunuz şiir olarak, ben, şair olarak? Şöyle, gençlik yıllarımda Necip Fazıl, Nihal Atsız, Osman Yüksel, Serden Geçti, Arif Nihat Asya, Mehmet Akif Ersoy, benim üçlü kalemleri sizde okuyormuşsunuz. Şey, hayran olduğum evet, kalemlerdi ama daha sonralarında Nazım Hikmet, Atilla İlhan, Cahit Sıtkı, Cemal Safi, yani bunları çoğaltabiliriz. Evet. Yani güzel olan her şiiri okuyorum. Evet. Şimdi şöyle bir tespitim var benim şairler konusunda da. Biliyorsunuz biz Selçukya Kültür Sanat Derneği olarak aynı zamanda her pazartesi şiir gecesi düzenliyoruz. Orada gerek Konya'mızın şairleri, gerek çevre ilçelerden ve illerden gelen şairlerimiz her hafta belirli günler ve haftalar durumuna göre, gündeme göre şiirler okuyorlar. Evet. Şimdi ben şiir okurken şuna dikkat ediyorum veya insanlar şiir okurken, mesela insanlar olayları, şiiri de ideolojik olarak yansıtıyorlar. Evet. Aslında bir örnekleme yaparsak, bugün Necip Fazıl, Nazım Hikmet ve Nihal Atsız, bunlar aynı dönemin üç büyük şairidir. Evet. Ve üçünün de ayrı bir ideolojisi vardır. Avam tabirle Necip Fazıl'ı sevmeyenler onun için kumarbaz vesaire özel hayatına dem vururlar. Nazım Hikmet'i sevmeyenler, onun ideolojisini sevmeyenler, hain vesaire ona yafta vururlar. Evet. Nihal Atsız'ın ideolojisini sevmeyenler kafatasçı, ırkçı, milliyetçi derler. Ama onun içinde şimdi Nihal Atsız'dan şiir okusan milliyetçisin, Nazım'dan şiir okusan solcusun, Necip Fazıl'dan şiir okusan ümmetçisin, İslamcısın. Fakat şimdi bu insanların eserlerini incelediğimizde ben üçünün de külliyatına yakınını elden geçirmişimdir. Biz her olayda olduğu gibi insanları yargılarken, dernekleri yargılarken, olayları yargılarken her şeye siyasi gözlükle bakıyoruz. Bırakalım
Biz edebiyat olarak bakalım hocam, yani şöyle hani hepsi bizim şairlerimiz. Yani bu edebiyatta da öyle. Evet. Yani şimdi bugün Nihal Atsız'ın da, Nazım Hikmet'in de, Necip Fazıl'ın da ortaya koymuş olduğu, yazmış olduğu şiirleri, romanları, makaleleri, eserleri, aradan vefatların üzerine 50 yıl geçmiş neredeyse, yazabilecek ikinci bir insan daha yok. Değil mi? Onun için biz bu insanların yazmış olduğu eserlerin büyüklüğünü tartışalım, yani siyasi ideolojilerini değil. Evet. Katılıyorum size bu konuda. Yani çünkü üçü de, yani birçoğu da mesela hepsinin hitap ettiği kesimler var. Değil mi? Tek tip insan değiliz biz burada. Evet. Bu kesimde de var, şu kesimde de. Yani mesela atıyorum Necip Fazıl size hükmeder, diğeri bana hükmeder. Yani ama anlatabildim mi? Şimdi hitap eder. Şiirlerini incelediğimiz zaman da, yani bugün Necip Fazıl'ın Sakarya şiiri bayraklaşmış bir şiirdir. Evet, evet. Yine Nazım Hikmet'in Dört Nala Gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e Kısrak Başı gibi zanan bu memleket bizim şiiri veya Piraye'ye Mektupları, evet, yani bayraklaşmış şiirlerdir. Yine Nihal Atsız'ın kahramanlık şiirleri ve Bozkurtlar eserleri bayraklaşmış eserlerdir. Evet. Bunların yerine bir tane benzerini yazabilecek bir insan yok. Evet. Ama biz bu insanları hala ideolojileriyle yargılıyoruz. Biz biraz da yargılayıcı milletiz. Değil, evet, mi? O yüzden mi? Evet, o bağlamda yani güzel olan, ben demin başta söyledim ya, yani güzel olan her müziği dinlerim, güzel olan her şiiri okurum. Yani farklı şiir akşamlarından da mesela dün de şiir akşamımız vardı. Evet, ben gelemedim. İstemiştim gelmek ama olmadı. İki şiir okuma hakkımız vardı dün. Birini Abdurrahim Karakoç'tan, diğerini Atilla İlhan'dan okudum. Evet. Yani güzel olan işlerin siyasete, ideolojilere, kişisel fikirlere, görüşlere ve özel hayatlara yönelik indirgenmemesi lazım. Yani bu edebiyatta da büyük bir ölçüde, evet, etki ediyor. İnsanların yaşam alanlarında da, yine dernek çalışmalarında da, her şekilde siyaset bir şekilde bu olayları törpülüyor diyebilirim. İnsanları da kutuplaştıran siyaset zaten, değil mi hocam? Evet. Yani onu bir tarafa atalım bence. Tabii siyaset olmaz. Ama bu tarafa karıştırmayalım ya. Yani, şiirlerimize karıştırmayalım hocam, değil mi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Edebiyatımıza karıştırmayalım. Ben işte STK alanında 9 yıldır Konya'da etkin çalışmalar sürdürüyorum. Evet. Sağ olsun sizin gibi dostlarım ve Konya basınının destekleriyle de yapmış olduğumuz çalışmalar çok büyük kitlelere duyuruluyor. Buradan bütün Konya basın, bizi dinleyen bütün Konya basınına da gerek yerel, gerek görsel, gerek yazılı medyada teşekkür ediyorum. Fakat şöyle bir handikap var. Deminki verdiğim örnek gibi. Evet. İnsanlar yapmış olduğun işlerde senin güzel işler yaptığına, senin faydalı çalışmalar yaptığına bakmıyorlar. Onlardan mısın, değil misin, bana bakıyorlar. Çok kötü bir şey. Onun ya. İçin biz toplum olarak, hele hele son zamanlarda ülke olarak içte ve dışarıda çok büyük zor günler geçirdiğimiz bu günlerde bir ve beraber olmamız lazım diyorum. Birlik içinde olmamız lazım. Evet. Evet. Hocam peki ben diğer kitabınızı da konuşmak istiyorum, evet, ama onun öncesi ilk başta konuşmuştuk. Siz aynı zamanda engellilerle de, evet, ilgileniyorsunuz. Gönül Gözü Derneği Genel Başkanısınız. Evet. Buradan şöyle birkaç kelime de olsa bu konuda hakkında da konuşabilir miyiz? Tam programımız Kitap Kafe ama hepsi bizim için. Evet. Her şey bizim için. Şöyle söyleyeyim.
Benim ailemde iki tane engelli var. Babam 25 yıldır yatalak. Sonra trafik kazası sonucu. Yine bir yaş küçük kardeşim de doğuştan engelli, yürüme engelli, can bebek benzeri bir hastalığı var. Ben kendim bildiğim bileli böyle bir aile hayatım var. Ve insanların, yani engelli bireylerin gerek normal yaşantısında, gerekse toplumsal alanda, bürokratik alanda ne tür sıkıntılar yaşadığını benden iyi kimse bilemez. Yakından biliyorsunuz. Çünkü ben bu işin içerisindeyim, evet. Yaşıyorum. İkincisi, işte biz 9 yıl oldu. Gönül Gözü Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak 9 yıldır gerek engellilerin ihtiyacı olan tekerlekli ve akülü arabalar, gerek engellilerin bürokratik alanda yaşamış olduğu sıkıntılar, gerekse kültürel çalışmalar. Mesela biz zaman zaman huzur evine orkestra getiriyoruz. Çok iyi. Oradaki insanlar için. Yaşlı bireylerimiz için. Evet. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda, mesela özel günlerde, engelliler haftasında, yaşlılar haftasında, diğer haftalarda, yani belirli günler, haftalar dışında yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda engelli bireyler, şehit aileleri, gaziler, sevgi evi çocukları, huzur evi sakinleri, hepsi bizim programlarımızın demirbaşı. Çok güzel. Çünkü biz engellilerin hangi anlamda ne sıkıntıları olduğunu biliyoruz. İnsanlar, toplumun şöyle bir bakış açısı var. Toplumda şöyle bir bakış açısı var. Her engelli ihtiyaç sahibidir. Her engelli fakirdir. Her engelli yardıma muhtaçtır anlayışı var. Onlar da bizim gibi insanlar. Yani değil mi? Ama hocam onlar affedersiniz, acıyarak bakılan gözleri sevmiyorlar. Evet. Ya biz de engelli adayı insanlarız sonuçta. Yani normal bir gözle bakmak lazım onlara, değil mi? Tabii ki de yardım edeceğiz ama onlar o gözle bakılmayı istemiyorlar. Acılmasını istemiyorlar. Evet, bürokratik alandaki sorunlar genellikle çözülüyor. Evet. Ama şimdi engellilerin topluma entegre olması konusunda şu an gelişen teknolojiyle beraber, hayat şartlarıyla beraber, evet, engelliler artık parklarda, sokaklarda, AVM'de, sinemada, stadyumda, maçta, her tarafta engelliler normal bir bireymiş gibi her tarafa gidiyor. Ama bizim toplumumuz bunu halen kabullenemedi. Ama hocam eskiye nazaran çok daha iyi şu anda. Eskiye nazaran tabii ki iyi. Evet. Şimdi bakıyorsunuz hastanelerde ben sık yaşıyorum. Ben haftada birkaç defa en az hastaneye gidiyorum. Park yeri sorunu mu? Yok. Asansör. Evet. Yaşlı bir veya engelli arabasıyla asansöre binecek. Önce normal bireylerimiz biniyor. Sonra onlardan sıra kalırsa engelli birey biniyor. Yine merdivenlerimiz, üst geçit asansörleri aynı şekilde. Normal insanlar kullanıyor, evet. Yine engelli rampalarının önüne arabalar park ediliyor. Engelli otoparklarında normal insanlar araba park ediyordu. Tabii ona cezai müeddi gelince hiç kimse park etmiyor yani. Evet, ceza gelmese park edecekler daha. Tabii. Şimdi UKM sistemiyle görüntü sistemi yapılıyor. Çok ve iyi. Biz bir engelde sen kaldır kampanyamız devam ediyor 9 yıldır. Çok güzel. Ve bu bağlamda Konya'nın ilçeleri, Karaman, hatta bu sene, geçtiğimiz sene Kırım'a bile tekerlekli sandalyeyi gönderdik buradan. Aa, çok güzel. Yine Gönül Gözü Derneği olarak eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Şu yakınlarda yine bir okulda kütüphane açacağız. Köy okullarında nutuk dağıtımı yapıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli yardımlar yapıyoruz. Geçen sene 5 köyün öğrencisini
Konya ve Ankara Anıtkabir gezisi yaptırdık. Yani sınırlı imkanlarımızla çok şey yapmaya çalışıyoruz. Hocam yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Engellilerle ilgilenmek birebir sizin yaptığınız bir iş ve biz sizi burada takdir ediyoruz. Aslında az önce de dediğim gibi biz evet şu anda engelli değiliz belki ama adayız değil mi hocam? Evet, her sağlık. Onların her daim yanında olmak gerekiyor. Yani birlik içinde onların her türlü ihtiyacını bizlerine ihtiyacını karşılamaktan ziyade hocam en önemlisi onlara saygı duymak gerekiyor. Şöyle az önce dediğiniz gibi asansörde engelli, asansörde normal insan biniyor. Oralarda saygı göstereceğiz. Park yerlerine park etmeyeceğiz ki şimdi dediğiniz ceza geldiği için artık kimse park etmiyor. Ha, buralarda hassas olup onların yanında bu şekilde olursak zaten onlar başka da bir şey istemiyorlar diye düşünüyorum. Yani işte her engelliye insanlar özellikle Ramazan ayında işte Konya'mız ve Anadolu insanı saftır, temizdir, bağrı yanıktır yani yardımseverdir. Ama şimdi sokakta görmüş olduğu her tekerlekli sandalyeye, akülü arabalıya tuhaf gözle bakmak. Acıyarak bakarak. İşte onlar onu istemiyorlar hocam. İhtiyaç sahibiymiş gibi para vermeye çalışarak onların gururlarını, onurlarını incitiyorlar. Onun için buradan bizi dinleyen izleyicilerimize de bu konuda biraz daha hassas ve daha duyarlı olmalarını söyleyelim. Söylüyorum. Evet. Az önce de dediğimiz gibi onlar kendilerine acınmasını istemiyorlar. Evet. İstemiyorlar yani. O yüzden dikkat, aslında dediğiniz gibi Anadolu insanı saf, aslında orada kötü niyetiyle değil. Tabii ki tamamen iyi niyetle. Tamamen safiyane bir niyetle. Evet, iyi duygularla. Evet, evet. Ya ama şimdi şöyle bir dikkat şey var. Dikkat etmemiz lazım bu biz konularda. Biz şey olarak kendimizi bildik bileli. Yani burada vermiş olduğum örnek de yanlış anlaşılmasın. Dilenciliği meslek haline getiren insanlar... Evet. Ve bugün de böyle. Hep bir engelini ya görme engelli ya kolu engelli ya ayağı engelli bir şekilde ya kendi engelini öne çıkararak ya sağır dilsiz vesaire direnirdi. Tamam. Ve halkımızdaki çağrışım da buradan. Gerçi şimdi artık o tür dilencilerin yerini resmi dilenciler aldı. Ellerinde çeşitli materyallerle kapı kapı sokak sokak dolaşıp engelliler adına para toplayan. Ya bir de o da var değil mi hocam ya? Onları ne yapacağız? Mesela sık sık görüyoruz, karşılaşıyoruz. Onlara para vermeyerek bizzat bildiğimiz yere götürmek daha doğrudur. Yani dernek mesela sizin gibi dernekler. Yani bilinen derneklere. Evet şöyle söyleyeyim. Şimdi o tür derneklerde ve insanlarda şimdi mesela bu özellikle engelliler, lösemililer, işte kimsesizler. Son zamanlarda Konya'da bir furya başladı yine. Ben aynı zamanda Türkiye Harp Mahallülü Gaziler Şehit ve Dul Yetimler Derneği'nin onursal üyesiyim. Konya'daki bütün dernek başkanlarını arayıp işte şehit çocuklarına yardım edeceğiz. Bize yapacağınız bağış karşılığında da size plaket göndereceğiz diye Konya'daki bütün dernek başkanlarını, resmi kurum ve kuruluşları vesaireleri aradılar. Evet. Yani bunlar sürekli şey edilen, istismar edilen şeyler, engelliler, şehit aileleri, lösemililer, yaşlılar, ihtiyaç sahipleri. Onun için ben kısaca şöyle söylemek istiyorum. Kapı kapı gezen hiçbir dernek muteber değildir. Sevgili seyirciler lütfen dikkate alalım. Evet, kapı kapı gezen hiçbir dernek muteber değildir. İtibar etmeyelim. İtibar etmeyelim. Evet. Diyorum. Peki. Hocam arkadaşlar programımızın bittiğini söylüyorlar. Son sözlerinizi alabilir miyim? Hem bu dernek hakkında yani engelliler konusu hakkında... Bir de kitaplarınız hakkında. Kitaplarım hakkında birkaç kelime. Şöyle söyleyeyim. Ben ilk kitabım
Bunu şöyle hocam şu tarafa gösterin. Şöyle. Evet. İlk kitabım Dervişname 2018'in Nisan ayında Çimke Yayın Evi evet. tarafından yayınlandı. Hı hı. Yine geçtiğimiz yıl 2019 yılında onu konuşamadık. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından Konya Şiirler adlı bir güldeste yayınlandı. Konya'ya ithafen yapılan evet. şiir mi? Ha, evet. Çok güzel. Burada da benim bir şiirim yer alıyor. Evet. Yine şu an üzerinde çalışmış olduğum bir yeni projeniz mi var hocam? Derneğimizin önümüzdeki yıl 10. yıl dönümü Gönül Gözü Serdam 10 yaşında diye bir çalışmam var. Önümüzdeki yıl kitaplaşacak. Evet. Yine şu an yaşayan Turgut Eli diye bir çalışmamız var. Onun son dökümlerini yapıyorum. Bir de Engelsiz Portreler diye bir çalışmam var. Onu da şöyle söyleyeyim. O nasıl? Onu biraz açabilir miyiz? Mesela engelli olup da belli alanlarda dereceye girmiş, engelini aşmış insanlar. Mesela Selçuk'tan örnek verelim. Hasan Ukdem evet, abimiz. Evet, çok güzel bir insan bu arada. Şiirleriyle iki tane şiir kitabı var. Evet. Ve şiirler, onun şiirlerini okuyunca ben kendi şiirlerimi artık bir köşeye koyuyorum. Gerçekten çok büyük bir yetenek. Ve yine İsmail Değirmenci, aynı zamanda bizim de derneğimizin yönetim kurulu üyesi Gönül evet. Gözü'nün. Engelsiz fotoğraf sanatçısı, MS hastası. Yine Büşra Ateş. Büşra Ateş'e evet konu kalmıştı. İki kitabı var. Evet. Simatip kas hastası. Yani bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Yani engelli olup engelini aşan. Evet. Mesela Abdullah Bey var Meram Dere'de. Ayaklarıyla resim çiziyor. Evet. Yani bu tür insanların hayat kesitlerinden bir portre kitabı gibi olacak. Çok güzel. Ve yine sözlerimi tamamlamadan tüm şiir severleri, tüm edebiyat meraklılarını sanata, kültüre, tarihe gönül vermiş herkesi Selçukya Kültür Sanat Derneği tarafından her hafta Pazartesi 19'da. Akşamı saat 19'da Kılıç Arslan Konferans Salonu'na bekliyoruz. Güzel bir atmosfer hocam orası. Evet. Yani güzel. Başkanımız evet. Fatma Şeref Polat evet. Öncülüğünde hı-hı. biz de program koordinatörlüğü yapıyoruz. Evet. Konya'da alışılmışın dışında konuklar alarak ve Konya'da ilk defa bu kadar ısrarla sürekli şiir programı yapan tek derneğiz. Evet, bayağıdır da devam ediyor yani her hafta. Evet. Değil mi? Çok güzel. Her hafta yani 3 yıldır, 3 yılı geçkin bir zamandır her pazartesi Selçukya Şiir Akşamları artık Konya'da evet. bir marka diyebiliriz. Evet, evet. Ve tanınmaya da başlandı hocam yani Selçukya Kültür. Evet. Çünkü gerek şehir dışından da ilçelerden de şair arkadaşlarımız geliyor. Konya'da da şiire merak duyan, ilgi duyan daha önce şiire olan merakını hiçbir platformda dile getirmemiş isimler var. Mesela tarihçiliğiyle tanıdığımız Alaaddin Aköz'ün evet. şiirleri. Tabii Profesör Doktor yine Hüseyin Muşmal evet. hocamız var. Yine bunun gibi bir sürü akademisyen tarihçimizin şiirleri var. Ve yine buradan müjdemizi verelim. Çok yakın bir zamanda Selçukya Kültür Sanat Derneği Kültür Yayınları arasından Selçukya Şairleri Güldestesi yayınlanacak. Evet. Onun da müjdesini ben buradan vermiş olayım. Çok sanırım geçen Fatma Şeref Hanım söylemişti galiba. Neyse biz duymamış olalım. Müjdeyi kabul edelim. Evet. Peki hocam ben geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza ben... sağlık. Kaleminiz daim olsun. Teşekkür ediyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Rica ederim. İnşallah şiir, hiciv evet bunları yazıyorsunuz. Bunun dışında da farklı çalışmalarla inşallah sizde tekrar program yapalım. İnşallah diyorum. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Konuğumuz
Gönül Gözü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı, aynı zamanda yazar ve şair Derviş Ahmet Şahin Bey'di. Efendim, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni konuğumuzla, yeni programımızla görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.